Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nurunu arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Bu konudaki diğer bir rivayet yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Şöyle diyor. Ben dostum sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Müminin nuru ve beyazlığı abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Abdesti farzlarına, sünnetlerine, müstehaplarına ve edeplerine riayet ederek almak gerekir. Böyle yapmak müstehaptır. 2. Abdest, insanın yüzünü nurlandırır. El ve ayaklarını ağartır. Bu hem maddi hem manevi manada böyledir. 3. Allah Teala kıyamet gününde ve mahşer yerinde yüzü nurlu, el ve ayakları parlak olanlara özel muamelede bulunur. Çünkü bunlar salihler ve ibadet ehli müminlerdir. 4. Abdeste ayakları yıkamak asla terk edilmemelidir. 5. Muhammed ümmeti diğer ümmetler arasında seçkin bir yere sahiptir. 6. Abdesti bütün edeplerine riayet ederek almak, müminin kıyamet gününde nurunun artmasına vesile olur. 7. Abdest uzuvlarının nuru ve parlaklığı, cennette müminin zinet ve süs mahalli olacaktır. Bu, Muhammed ümmetine has bir özelliktir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.